Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restini böyle gördüler. Meydan okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerek petrol gerekse doğalgaz noktasında İran ile olan ilişkimizi sıfırlamamız mümkün değil. Biz oradan yine doğalgazımızı alacağız sözleri dünya basınında geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temaslarının son gününde programını takip eden gazetecilere dünya ve Türkiye gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, gazetecilerin İran ile yaptırımlar devam ederken ticaret konusunda hangi noktadayız sorusunu şöyle cevapladı. Bir defa şunu çok açık net söyleyeyim. Yerli milli para konusunda biz bu teklifimizi son Ankara zirvesinde de yine İran tarafına söyledik. Yani bu konuda kararlılık hiçbir zaman bir kenara itilmemeli. Buna devam etmeliyiz. Merkez Bankası başkanlarımız da bir araya geldiler, bu görüşmeyi yaptılar. Bunda devam edeceğiz. Bunun yanında bizim tabii şu anda gerek petrol gerekse doğalgaz noktasında İran ile olan ilişkimizi sıfırlamamız mümkün değil. Biz oradan yine doğalgazımızı alacağız ama petrolde bir sıkıntımız var. Petrolü daha ziyade özel sektör alıyordu. Ne yazık ki petrolü şu anda almıyor çünkü ABD'nin tehditlerinden çekiniyor. Ama biz bu konuda özellikle diğer birçok konuda İran'la ilişkimizi devam ettireceğiz. Şu anda ticaret hacmimiz 7,5 milyar dolar civarına düşmüş vaziyette. Biz 30 milyar dolar gibi bir hedef belirlemiştik. Bunun çok çok altındayız. Fakat biz İran ile bu stratejik ürün noktasında devam eden birlikteliğimizi koparmak istemiyoruz. Bu şekilde devam etmekte kararlıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri dünya basınında geniş yankı buldu. İşte o haberlerden bazıları. Rusya'nın uluslararası yayın kuruluşu RT, Russia Today, Erdoğan'ın açıklamasını meydan okuyan Erdoğan, Türkiye'nin yaptırımlara rağmen İran'dan petrol ve gaz almaya devam edeceğini söyledi. İsrail gazetesi The Jerusalem Post ise haberi Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada ABD'nin yaptırım tehdidine rağmen Türkiye'nin İran'dan petrol ve doğalgaz almayı durdurmasının imkansız olduğunu söyledi ifadeleriyle geçti. İran Devlet Televizyonu Press TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını Erdoğan Türkiye'nin ABD tehditlerine rağmen İran'la ticarete devam edeceğini söyledi şeklinde duyurdu. Londra merkezli uluslararası haber ajansı Erdoğan'ın açıklamasını abonelerine Erdoğan Türkiye'nin İran'la petrol ve doğalgaz ticaretine devam edeceğini söyledi başlığıyla servis etti. ABD Mayıs ayında İran'la nükleer programını kısıtlayan uluslararası anlaşmadan çekilmesinin ardından İran petrol endüstrisini yaptırımlarla hedef almıştı. İran bu tarihten sonra diğer imzacıların anlaşmanın kendi üzerlerine düşen payını uygulamakta yetersiz kaldıklarını belirterek anlaşmayla belirlenen bazı sınırları delmişti. İran anlaşmaya taraf ülkelerin yaptırımların etkisini azaltacak bir yol bulmalarını istiyor. Suudi Arabistan'da petrol tesislerine düzenlenen saldırıdan İran'ın sorumlu tutulması da taraflar arasında gerilimi artırıyor.